Meyve satıyor pazarı bile öyle. Ve kızlar, şöyle de göstereyim. Eşimin, şimdi buradayız. Eşimin erken doğum günü hediyesi. Bir bileklik aldık. Şuna benziyor ama şimdi tamirde. Yani daha doğrusu ek yapacaklar. Birazdan gelecek. Size evde gösteririm. Çok güzel modeller var bu arada. Vitrini de göstereyim şöyle. Benimki de böyle göz boncuğu. Yani çok istiyordum göz boncuklarından. Şimdi şunlar moda çok. Şunlar ama bana çok çok sarı, yani çok biraz ağır geliyor. Bunlar. Şu güzelmiş bir tek mesela. Hazan boncuklu ama benim aldığım da çok şık gerçekten. Çok istediğim bir model. Şimdi inşallah birazdan göstereceğim size. Evet, işte bu kızlar. Ürün mü gelmedi? Gördüğünüz gibi. Bir tık belki halkası fazla olmuş. Hani ben biraz büyüttürdüm ama şey değil. Ya kötü durmuyor değil mi? Yok, hayır. Yok, güzel. Tamam. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Herkese günaydın. Güzel bir pazar sabahından. Herkeslere günaydın. Mutlu pazarlar olsun inşallah. Şimdi biz nereye geldik? Şu burayı gözükmüyor ama Mutlu Günler Fırını var ya. Oraya geldik. Görümcenlere gidiyoruz kahvaltıya. Taptaze buradan ekmek alacağız. Sonra da simit yiyoracağız. Oradan sonra da güzel bir kahvaltı yapacağız inşallah onlarla birlikte. Yani halamlara gideceğiz. Yani halasına gideceğiz. Öyle kızlar işte, görüşürüz yine. Görüşürüz. Evet, Tuna Kafe. Tuna Simit Kafe kızlar. Balgat'ta bu dişçinin karşısında efsane simiti ve sade poğaçası gerçekten çok güzel. Şimdi giriyoruz ve alıyoruz. Hadi bakalım. Misler gibi kızlar. Kokusunu anlatamam. Taptaze çıktı. Kızlar baksanıza. Bazlama almış görümcem ama nasıl güzel yapmışlar. Yağlamışlar tereyağıyla. Ay, kız çok güzel kokuyor Aslı abla. Burada evet. Da kestiler böyle. Seni sever dedik. Canım benim, ellerine sağlık. Kız şu poğaçaları şeyleri de keselim mi, simitleri? Keselim. Aslı abla. Poğaça birazcık ısıtsa mıydık tavada? Bir tık ışık sanki. Gerek var mı? Bence gerek yok tamam, ya. Tamam. Ekmekleri kesecek mi? Kesmeye gerek yok. Ekmek gelmez gibi yoluyor. Hayır, böleriz yeter. Çıtır ekmek yenir ya. Böleriz Murat. Kesmeye gerek yok çünkü çok şey, ekmek taze. Çok her şey var. Ay niye zahmet ettiniz kız bu kadar? Evet, çekil Murat. Ay kızlar, masaya bakar mısınız? Ay gözleme de almışlar ya. Sosis. Kavun. Ay çok güzel, çok güzel, çok güzel. Muhteşem bir pazar kahvaltısı. Hadi hepimize afiyet olsun diyelim. Soğan karaması bile var kız. Evet kızlar, şimdi de kardeşime geldik. Gelinimiz kek yapmış. Bir şeyler böyle almışlar, hazırladılar bahçelerinde. Böyle şimdi bizi ağırlayacaklar kızlar. Ay çok özlemiştim uzun zamandır valla. Orkun ne oldu ablam? Orkun niye öyle bakıyor ablacığım? Hiç çekilmeyi sevmiyor kardeşim kızlar. Hiç hiç hiç. Şimdi bana ters ses bakıyor oradan. Ne var Orkun, ne var? Anne. İşte bu benim kardeşim kızlar. Bir tane, iki kardeşiz hep soruyorsunuz. Evet. Bir tane erkek kardeşim var. İşte bu. Buradaki onun cücüğü. Şu arkası dönük olan minik. Bu da güzel eşi. Gelinimiz. Bunun da sevgisiyle. Ay ya canım anne. Benim. Güzelsin maşallah. Cücüğümüz burada. Gel cücük gel. Karnını marnını açmış. Emir Çınar gel halam. Gel halacığım. Hiç hiç. Hiç pas vermiyor hiç.
Evet kızlar, hadi bize afiyetler olsun. Evet şimdi sabah gördüğünüz gibi gömcemlere gittik kızlar. Çok güzel kahvaltı hazırlamışlar sağ olsunlar. Güzel, keyifli bir kahvaltı yaptık. Sonra kardeşim... Aa bak bak, manyağa bak. Hiç var ya, bazıları hiç araba kullanmaktan bir haber. Neyse kardeşimin oradan şeyine gittik. Kardeşimlere gittik, orada bahçede oturduk. Kuzenim falan da geldi. Çay içtik falan. Yeğenimi çok özlemiştim, biraz onu sevdim. Şimdi de tekrar görümcemlerle buluştuk. Çok güzel bir yere gidiyoruz. Daha önce gitmiştik. Vloglarım da var. Atatürk Sahil Parkı tam böyle göğün kenarında. Ama önce ne yapıyoruz? Güme gidiyoruz. Bir de poşet. Tamam. Cipslerimizi aldık. Çekirdeğimizi aldık kızlar. İçecekler ve şöyle karton bardak aldım. Bime'yi şu çekirdeği çok güzel oluyor. Tuzsuz, yerli. Vereyim. Herkese günaydın. Bugün uyandık. Ay. Gene uykula. Şimdi çıktık kızlar. Aşırandığımız var. Sabah erkenden. Oraya gidiyoruz ama önce karnımızı bir doyuracağız. Burada yukarıda bir börekçi var. Orada bir iki bir şey yiyelim ki dedik aç gitmeyelim. Çünkü aç olursa mide bulantısı yapıyormuş diye duyduk. Ay bilmiyorum ya. Hadi hayırlısı olsun. Şifa olsun. Olan, olacak olan herkese şifalar olsun Rabbim. İyi etsin inşallah. Öyle kızlar. Şimdi dediğim gibi börekçiye gidiyoruz. Ondan sonra da aşımızı alıp geleceğiz inşallah. Şu arada bir yerde. Ha, şurası. Çağdaş Börek Dikmen Caddesi işte burası kızlar. Oradan alacağız şimdi. Şu börek, Karaköy böreği güzel oluyor. Şu Karaköy böreğinden güzel yiyeceğiz. Günaydın. Ve kızlar şu Karaköy poğaçası muhteşem. Şöyle içi kivir kivir, böyle gerçekten börek gibi. Bakalım deneyeceğiz. Şeyde aldığımız işte Çağlayan'da hep alıyorduk ya aşkım onunla. Hı, Etlik'te de Çağlayan var kızlar. Onunla aynı burası. Yani aynı şeyleri yapıyor. Bu da şey Karaköy böreği. Biz bunu çok seviyoruz eşimle. Nereye gitsek bundan istiyoruz yani. Kıymalı ve peynirli karışık yaptırdık şöyle ortaya. Çayı da yeni demlemişler. Böyle mis gibi bir kahvaltı. Hadi bakalım. Bizlere afiyet olsun. Evet biz aşımızı olduk kızlar. Sabah göstermiştim. Hello çıktı oradan. Kara kedi. Kara kedi. Allah'ım yarabbim. Ablasının gözlüğünü taktı. Çünkü ablamın iki tane gözlüğü var. Hiç benim takmamın var mı? Babacığım sağ olsun. Tamam şimdi bana izin verir misin? Annem konuşabilir miyim? İzin veririm. Hayır kesmeyeceğim. Doğayla aile tam tersi kızlar. Neyse biz çıktık işte şimdi evden. Yani sabah aşı olduk geldik. Birazcık uzandım bir. Muhtemelen panik ataktan dolayı bir böyle bir sersemlik bir şillik oldu. Çok heyecanlanmıştım çünkü kendimi çok sıkmıştım. Ondan dolayı tansiyonumu ölçtüm. Çok şükürler olsun iyiydi. Hani dedim tansiyonum oynadı. Biraz işte uzandım. Aynen. Falan her şey yolunda. Çok şükür inşallah böyle bir değer kızlar. Kaç saat geçti? 3 saat falan oldu. 3 saat geçti her şey yolunda. Ama işte akşam ne olur? İnşallah bir şey olmaz. Sıkıntı olmaz. İşte belki bir kol ağrısı olur en azından. Yine bir halsizlik olur bilmiyorum ama hafif bir halsizliğim şu an var yine. Ama iş güç... Öküsüzlükten de. Bilmiyorum artık aşıdan mı ondan mı. Ama iş güç de durmuyor kızlar, bekliyor. Yarın iş var. Bugün evdeyim işte yine. Kızların eksikleri var. Okul açılacak. Eksikleri var işte. Onları almaya çıktık. Çok fazla bir şeyleri yok eksik olarak. Doğan'ın bir tek çanta ihtiyacı var. Matara ihtiyacı var. Alya'nın çantası beslenmesini yeni almıştım geçen sene. Zaten çok bir şey kullanamadı. Birkaç hafta kullandı. Sonra biliyorsunuz zaten okullar. Yepyeni duruyor. Yedekleri de var hatta. Her şeyini almıştık işte onun dediğim gibi. Birkaç işte kırtasiye eksikleri var. Onları alacağım. Defterleri falan atmış öğretmenim. Onları alırım.
doğaya şimdi Balgat'a geldik. Burada Adidas'ın outleti var, indirim mağazası. Oraya bir bakacağız çanta için işte. Artık orada bulup alır mıyız ya da internetten mi alırız artık? Trendyol'da da beğenmiş birkaç tane. Öyle bakacağız işte kızlar. Benim işlerim var, biraz dışarı işleri. İnşallah onları halledeceğiz ve evimize gideceğiz. Yeni ara ara çekmeye de çalışırım size. Babanın da mı çekeyim? Burası kızlar. Ata Plaza diye geçiyor Balgat'ta. Ata Plaza'nın altındaki şey, şu işte, şu Ata Plaza'nın altındaki, hatta kooperatif market de var. Ara ara geliyorum, çekmişimdir size. Burası da Adidas'ın outlet'i. Ay, konuşamadım. Şimdi giriyoruz bakalım. Giriyoruz. Aa, bak burada çantalar var bile Doğa. Bir bakalım hadi içeriden. Biz ayakkabılar için de genelde outletinden alıyoruz. Hani daha uygun oluyor normal bazısından. Böyle gerçekten takip edince güzel şeyler oluyor, indirimler. Evet, ferahmış. Karşıya bakalım Doğa. Küçük mü? Aa, bak bu çok güzelmiş Doğa. Neresi küçük annem? Bu güzel bak. Fiyatına da bakalım. Bak 199 lira. Bakayım. 199 lira. Benim daha iyi o. Niye? Gördüm. Bu da güzel. Bak şu da güzel Doğa. Anneciğim neresi küçük? Bak şu Alya'nın baktı. Bunlara bir bakar ya. Allah Allah. Beğenmedim. Niye beğenmedin Doğa? Bak şu da güzel kızım. Rengini mi sevmedin? Hı hı. Genç kız oldu ya artık. Şuna bak. Anlarsınız, ben bunu çok beğendim. Ama Doğa Hanım beğenmiyor. Renginden dolayı. Kızım ne var rengini? Kız çocuğusun. Ve büyüklüğü falan o kadar güzel ki. Altının malzemesi harika yani. Ve fiyata bakın. Çok çok uygun bence. 199'a inmiş. Zaten 150 liraya normal şeyde, kırtasiyede bile çanta. Şey, o da çok güzel. Evet, onu da dedim ben sana. İndir onu bir. Ha, şurada var. Ver şimdi bir. Şunu beğendik ama buna da küçük diyor. Bak buna. Bakar mısın? Çok güzel. Çıkmıyor mu? Çıkar annem, dur. Bak bir önce şeyini. Doğa, aç şurayı. Kızlar bakın, Ankara'da yaşayanlar. Ata Plaza'daki outlet burası. Şey. Ha? Bu da güzelmiş. Bu çok güzel hem de. Evet. Bak matara yerleri de var. Aynen. Vallahi çok güzel Doğa. Sen ne desen de çok güzel. Bak şu mavi güzel. Bile güzel. Mavi. Hayır anne. Niye? Evet. Hiç kullanmadım mavi. Ben şuna bayıldım, bayıldım kızlar. Vallahi kızı pembe sevenler gelsin. Çok güzel. İçi falan da çok kaliteli. Biraz önce şey yaptık, baktık. Açayım size tekrar. Bakar mısınız? Astarı mastarı o kadar kaliteli ki. Şuna ne diyorsun Doğa? Buna ne diyorsun? Şu. Bu renk istemezsin ama. Ha? Yok. Üst katta yoktur anneciğim. Bakın burada kamuflaj da var sevenler için. Biz şuna tekrar bir bakalım şimdi kızlar. Evet, bunu aldık kızlar. Doğa en son buna karar verdi. Hadi hayırlı olsun çocuğum, kuzucuğum. Şimdi sırada bana sulu kalma vakti. Tamam anneciğim, şuradan çıkalım da. Güzel ama. Evet, vallahi güzel. Ve McDonald's'tayız. Alya'nın dondurması. Bir tane McFlurry'miz vardı. Tamam. Teşekkürler. Bu arada okul kıyafetlerini aldık. Alya'nın sadece tartlarla kot alacağız. Ne oldu annem? Hadi eritmeden. Şuradan aldık okul kıyafetlerini de. Aç kapıyı abla. Dondurma geldi.
Arabamızın kirine bakın, daha yıkatamadı. Murat bugün yıkatacak inşallah. Vakit bulup. Ve şimdi de Yunus Market'e geldik. Birkaç acil eksiklerimiz var. Onları alacağız. Ve geleceğiz. Kuzular arabada dondurmalarını yiyor. Biz hemen alıp çıkacağız. Evet kızlar, şöyle açımı da ayarlayayım. Ayarlayamadım bir türlü. Biz şimdi marketten geldik. Daha doğrusu dışarıdan geldik. İşte önce Adidas'a gittik. Çantayı, işimizi hallettik. Sonra markete uğradık. Alya'nın okul için tight ve Lacoste tişört üstü vardı, alınacaktı. Ondan aldım. İşte dediğim gibi bir de BİM'e uğradık. İşte oradan da ta köyde gelirken aldığım şeyler vardı. Biberler, daha onların üstüne kuracağım inanın. Bir türlü zaman bulamadım. Biraz gezdik, biraz böyle işlerimiz vardı. Zaten çalıştım günlerdir hep üst üste. O yüzden de bir elim değmedi ve evde hiç gram yemek yok kızlar. Birkaç gündür öyle. İş yerine de götürüyorum ve evde tabii ki çocuklar ve eşim derken geldiği için mutlaka ki bir gün olmasa ikinci gün mutlaka yemek, yani tam bir gün böyle aperatif, işte ekmek arası köfteydi işte ya da bir makarnaydı bir şey yeseler de yine de böyle sıcak ev yemeği, yani dolabımda genelde bulunması gerekiyor ve bulundurmaya da özen gösteriyorum. O yüzden şimdi birkaç yemek yapacağım. Yengem köyden fasulye vermişti, onu pişireyim diyorum. Beypazarı'ndan şey almıştım. Sarı biber, böyle sarımsı dolma biber, böyle çok açık beyaza yakın. Onu pişireyim diyorum. Bir de işte çorba yapayım. Yanına da belki kuskus pilavı gibi bir şey yaparım falan filan. İşte bir şeyler kızlar. Dolabımda köftem de var gerekirse. Öyle bir şeyler bir şeyler diye düşünüyorum. Şimdi alışverişimi hemen göstereyim size de. Şöyle Yunus'a uğradık ve BİM'e uğradık. Dediğim gibi Yunus'tan ya çok böyle detaylı büyük alışveriş yapmadım çünkü aşırı bir ihtiyacım yok. Çok acil ihtiyacım olanları aldım. Şöyle zeytin aldım. Evde biraz zeytin vardı ama gene şöyle yarım kilodan biraz fazla, böyle 15 liralık gelmiş. Kilosu ne kadarmış bunun? Kilosunu göremedim ya. 30 liraymış. 29.90. Yanlış mı aldık biz onu? Yok, 30 lira. Tamam. Bundan işte yarım kilodan biraz fazla zeytin almışız. Sonra şöyle yine yarım kilo kadar da yeşil zeytin aldım. Bu da 11 lira 24 kuruşlukmuş. Şöyle. Yeşil iri, zeytin. Evet annem. İri böyle yumuşak zeytin. Bunu seviyoruz. Ben öyle. Ben. Afiyet olsun annem. 2 tane böyle ayran aldım. Çocuklara bazen akşam yemeğin yanında. Evde de vardı daha. İyi oluyor. Şöyle bir tane kola aldım. Eşim seviyor soğuk soğuk onları da. Şöyle. Bu arada hiç fiyatlarını, ayranların tane fiyatı 2 lira mıydı? 1.25'ti tane fiyatı. Kola Turka 2.95'ti. Hep indirimdeydi bunlar kızlar. Sütün fiyatı 4.95'ti. Yörükoğlu süt aldım şöyle 2 pakette. Gene börek mörek bir şeyler için. Sonra tahsiller olmuş. Şöyle normal inek peynirini aldım kızlar. 1 paket. Tadına baktım orada çok güzeldi. 20 lira. Da bu tutmuş. 19 küsürde bu tutmuş. Bir kalıp peynir. Aliye yapma. Şöyle Burcu'nun domates salçasını aldım. Bunun fiyatı ne kadardı Murat salça? 7.95 işte bunun fiyatı. Sonra Pınar'ın şöyle bir yoğurdunu aldım oradan ilk önce. 2 kiloluk mu bu? 2 kiloluk. İlk kez Pınar'ın yoğurdunu aldım. Yani ilk kez demeyeyim. Gerçi daha öncelerde alıyordum da. Genelde ya Migros'un ya BİM'in ya da Şokumkin'i beğeniyorum. Ama Pınar bu sefer denk geldi. Onu aldım. Fiyatı da 15 lira civarındaydı. 2 kiloluk ama. Ya 1,5 kiloluk mu bu? 2 mi? 2 kilolukmuş. Sonra şöyle bir tane de Misim vişne suyunu aldım. Bunu da 5 küsürdü fiyatı. Sonra bir tane şöyle Slippy'nin banyoya gene koymak için şeyini aldım. Mutfak ama ne? İyice şaşırdım kızlar yorgunlukta. Islak mendilini. Slippy'nin ıslak mendili böyle. Sonra bir tane yine şöyle gazoz aldım. Bunun da fiyatı 2.95'ti sanırım. Çamlıcan'ın. Dolaba koyalım soğuk içecek. Yazın iyi oluyor.
Bir tane şöyle yine mutlu makarna da bu arada şeyini değiştirmiş. Ambalajını çok da güzel olmuş. Mutlu makarnayı ben daha öncelerde de alıyordum. Alışveriş vloglarını hatırlarsanız. Gerçekten pişme süresi ve lezzeti hakikaten çok güzel. Nuh'un Ankara'yı sevmiyorum. Ya Bimik, pardon Bimik'i değil, Bimik de çok kötü şok makarnası. Şok'tan çok arada alıyorum. Piyale. Piyale. Ama genelde ya Filiz ya da bu mutlu makarna güzel oluyor. Migros'a uğraşsam Migros'unkini de alıyorum arada. Ama bu gerçekten çok güzel. Fiyat olarak da çok çok iyi. 2.95 miydi fiyatı? 2.65 miydi? Öyle fiyatı vardı kızlar. 2.95 olması lazım. Bu mantı makarna. Bunu yoğurtlu böyle üzerine kıymalı yapmak için aldım. Bir de şu kalem makarnalar var ya, bir tane de ondan aldım. Yine salçalı domatesli falan yaparım diye. Bir tane de şöyle kuskusu çok seviyoruz. Eşim de, biz de, ben de. İşte bir tane de kuskusu aldım. Bu da böyle bol tereyağlı, böyle hafif böyle biber salatalı falan. Gerçekten lezzetli oluyor. Sonra iki tane şöyle kızlara gene kahvaltı için meyveli süt aldım. Bu aralar çok böyle meyveli sütü falan Alya'dan kesmeye çalışıyorum. En son köyde gerçekten çok fazla içtiler. Olunca elinin altında çok fazla. Yani bunu paket paket alsam inanın bitirir yani. O yüzden sadece iki tane aldım. Birer tane böyle çok böyle sıkıldıkları zaman birer tane içsinler diye. ABC'nin bir tane şöyle, yani bu denk geldi, pek aldığım bir marka değil ABC ama Defne Özlü sıvı sabununu aldım. Banyoya koyacağım onu da. Bunun da fiyatı 6 liraydı. 5.95, 6 lira. Murat şeylere başladı. Şarkıya başladı. Sonra şoka uğradık. Şey dedim ya, turşu alacağım diye. Şey almam lazımdı. Sirke. Şöyle iki tane bu sirkeden aldık. Elma sirkesi. İki tane üzüm sirkesi aldık. Vallahi fiyatlarına hiç bakmadım kızlar. Bilmiyorum ne kadar. Sonra bir tane şöyle kalem, tahta kalemi aldık. Markası çok böyle bir şey değil. Normalde board markerinkini falan alıyorum okul için. Onların tanesi sanırım 5 lira ya da 6 lira ama bunun 3'ü birlikte 3 lira. Bu çok ucuz ama Alya'nın evde tahtası var. Böyle ders çalışma tahtası. Onu da kullansın diye aldım. Vallahi 2 günde bitiriyor zaten. Sonra şöyle yine sirkelerden aldım. Yani 2 elma sirkesi, 2 üzüm sirkesi almış oldum toplamda. Bir tane şöyle etiket, Doğa beğendi. Bir tane etiket aldım. Bunun fiyatı 2 liraydı. Bir tane de şöyle çıt çıtlı dosya beğendi. Daha kırtasiye alışverişlerini öğretmen atınca alacağım açıkçası. Boyalar moyalar çok fazla var evde. Geçen seneden hiç açılmamış kutulular bile var. Bir de şey, böyle defterlerini falan hani öğretmen söylesin öyle alayım dedim. Şöyle bir de matara eksikleri kaldı. Matara alacağım onları ama onun için de ya internete bakacağım ya da işte birkaç yerden. Şöyle bir tane de avokadolu şey aldım. Videolar buna işte kızlar. Çıt çıtlı dosya. Onun da fiyatını bilmiyorum. Şok'tan aldık onları ama uygundur. Şok'ta genelde kırtasiye malzemeleri uygun oluyor. Sonra yolda benden yoğurt çorbası istedikleri için dedim o aldığımız yoğurt yetmez. Yunus'tan çıkmıştık. Bir tane de Şok'a girince bir yoğurt daha aldım böyle. Bu da 1,5 kiloluk. Sanırım 10 lira bunun da fiyatı. 9.95'ti işte. Çorba yapayım diye. Sonra bir tane buzda poşetim yoktu. Ondan aldım. Bu da 5 küsür yine. Ve Şok'tan her zaman aldığımız şu sultan sucuktan aldım. Sirkeler 14 lira mı tutmuş? Kaç lira oluyor? 3,5 oluyor zaman. Sirkeler 14 lira tutmuş kızlar. 3,5 liraymış yani. Şöyle sultanın bir tane sucuğunu aldım. Dediğim gibi bunun da fiyatı 12 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Gramajı çok fazla değil ama tostla falan tost yapmak için kızlara iyi oluyor. Evet. Ve sonra Yunus'tan bir de şöyle cabata ekmekleri aldım. Zeytinyağlı. Bunları çok seviyorum ben. Sandviçte özellikle çok güzel oluyor kızlar. Çok lezzetli oluyor. Böyle bazen iş yerine götürmek için falan ya da doğa acıktığımda akşamları. Hem zeytinyağlı böyle, içi de böyle sünger gibi çok güzel, çok lezzetli bir ekmek. Zeytinyağlı cabata diye geçiyor. Böyle bundan da bir paket aldım. Bunun da fiyatı 5 küsür lira yine. İşte 4 tane de normal ekmek aldım. 3 ya da 4 tane de normal ekmek aldım. Ve geldik toplamda da söyleyeyim size, tuz yaklaşık 200 lira markete gitti. Ve kızımın o beğendiğimiz Adidas'taki çantasında aldık kızlar. Böyle gördüğünüz gibi doğam içinde bunu aldık. Alya'nın çantası var. Dediğim gibi geçen sene yeni almıştım üniformu beslenmesiyle falan.
Ted çok fazla kullanamadığı için o yepyeni duruyor. O onu kullanacak. Doğada bunu kullanacak. Güzel böyle tek gözlü içi. Esasında tek gözlü gibi gözüküyor ama şurada da bir ekstra gözü var içeride. Vallahi almak isterseniz de fiyatı da 200 liraya inmişti. 199 lira. Hatta ilk yani Adidas'a üye değilseniz ilk kullanıma özelde %15'te indirim yapıyorlar. Hemen Adidas uygulamasını indiriyorsunuz. Orada da %15 indirim yapıyorlar. Biz daha önce uygulamamız vardı. O yüzden hep mesela Doğan'ınkini kullanıyorduk. İşte eşim indiriyordu falan. Bu sefer ben indirdim. İlk kez, ben kendi telefonumdan ilk kez indirdiğim için de %15'te öyle indim. 170 liraya geldi. Bayağı uygun oldu çanta. Öyle. Bugün de alışverişimiz böyle kızlar. Şimdi gideyim. Allah'ım bu da gösterecekmiş kendi çantasını. Evet teyzeleri bu da Aliş'in çantası, unicornlu çantası ve beslenmesi. Hepiniz sağlıkla kullanın inşallah yavrum, hadi. Şimdi yemeğe geçeceğim kızlar. Mutfağa geçeceğim yemeklerimi yapmaya. Gene görüşürüz. Hadi bana kolay gelsin. Şimdi kızlar, bu arada şu sarı biber dediğim bu. Sarı dolma biber dediğim bu. Beyaza yakın aslında, biraz daha rengi bayağı açık hatta. Şöyle şeyde farklı çıkıyor telefonda. Bakalım yapacağım bunu. İlk defa yapacağım. Nasıl olacak? Evet canlarım, burada yengemin bir önceki vlogda izlemişsinizdir. Yengemin köyden verdiği, bahçesinden topladığı fasulyeleri güzelce yıkadım, kırdım. Kırdım, yıkadım işte her neyse, temizledim böyle. Tencereme koydum. Ben hep böyle çiğden yaparım. Üzerine de direkt böyle soğanını kıydım koydum ve sonra üzerine domates ve salça böyle. Bu böylece sararacak arkadaşlar. Sararana kadar bu şekilde. Ve bu arada tuzunu ve bir kaşık da böyle şeker ilave ettim. Bir tatlı kaşığı kadar. Çünkü fasulye bayağı fazla. Yani bir kiloya bir tatlı kaşığı şeker ilave edebilirsiniz. Ondan sonra da ağzını kapatıyorum. Orada sararıncaya dek kendi suyuyla kavrulacak. Burada da bolca yine soğan doğradım. Daha doğrusu eşim doğramıştı sağ olsun. Çıktı şimdi annesi, anne babası köyden geliyorlar. Onları karşılamaya çıktı. Etimesi'den alıp gelecek onları. Ve burada dediğim gibi sonra da şey yapacağım. Şimdi pirincimi ilave edeceğim. Şu dolma biberlerimi yıkadım işte. Ayıtladım, yıkadım. Şimdi bunların içine tuzlayacağım ve diplerini mutlaka, ki ben şey yapıyorum. Daha önce de göstermiştim vloglarımda. Deliyorum böyle çatalla ya da bıçakla ki iyice pişsin diye, altından da suyu alsın diye. Böyle şimdi devam kızlar. Ve kızlar, yemeklerim hazır, şükürler olsun. Böyle zeytinyağlı, bol domatesli çok güzel bir fasulye yaptım ve o kadar çabuk pişti ki, bahçe fasulyesi. Vallahi yengeme tekrar teşekkürler, izliyorsa gerçekten emeğine sağlık. Ve muhteşem, gerçekten böyle çok güzel bir kokusu var. Burada da böyle güzel bir yoğurt çorbası yaptım. Patates yemeği yaptım. Burada Beypazarı'ndan aldığım o biberleri doldurdum zeytinyağlı. Ve burada da kuskus pilavı yaptım kızlar. Yani bu makarna gibi işte, tereyağlı. Birazcık da salça koydum, karabiber koydum. Bu da böyle, biz seviyoruz. Böyle işte şu an 5 çeşit yemeğim de hazır. Bu bize bir 2-3 gün gitmesi lazım. Giderse gider, gitmezse de gitmez. Yeniden yaparız inşallah. Çünkü 3 gün üst üste çalışacağım Allah izin verirse. O yüzden biraz rahat olsun evdekiler dedim. Öyle işte.